Bir daha arkadaşlar oyunda adam şanslıydı değil, dönem değil. Acaba hata yapmış olabilir miyim demek de lazım. Tabii insan bazen çok sinirleniyor. Kaçırabilirsiniz ama yani onu düşünmek lazım. Yoksa arkadaşlar ilerlenmez hiç. Yani bütün kaybedilen oyunlarda bahane olduğu zaman olmaz. Aklınızda olsun. Evet. Şimdi ben bence ben bunu yapayım. Bir deneyelim şansımızı. Belki bir şey olur. Lips. Sağ ol. Teşekkür ederim güzelim. 4. 4000 sonra golden. Go go go. Arkadaşlar bu hareketin güzelliği şu Bladestorm counter'ı. Gerçi uzun süredir bir tane bile kontrol görmedik ama Bladestorm'a hazırız. Silah. Daha çok fena yamulacak. Peganyum. Ne diyorsunuz? İşte arkadaşlar bu gibi o anlarda insan keyifleniyor yani. Redstone. Artık yenilsem de kamyonum bu oyunu. Güzeldi arkadaşlar yani. Namussuz seni. Olsun olsun arkadaşlar, sıktık yine de. Herif 19. Overseer var. Bu arada bir dakika bayağı sıktık. Arkadaş elim bayağı damage doldu. Yani bu adam bir araya efsane komboyu getiremez, öldürür biz bunu. Şimdi adam kontrol. Okey. Bu çok kötü bir kart. Bize karşı hiç manası yok bu kartın. Okey. 15. 10 kaldı. Abi gidiyor. Ama arkadaşlar unutmayın. Bunlar şimdi zeki herifler. İyi oynuyorlar bunlar. Yemli herif bir de. O da var. Mesela ben bir adam böyle bir şey yaptım. Agro yapmaya çalıştım. Adam dedi ki bir dakika dedi. 2 shield block bir neydi adı kartın? 2 shield block 1 Evil Quartermaster dedi mesela. O da var yani. 8. Yalnız artık bakalım ne yapıyor. Evet, 13. Başka bir tane daha mı? Bak, onu vuramıyor. O çok önemli. Arkadaşlar burada freeze gelseydi. Öldürmek üzereyiz. Öldürmek üzereyim. Hatta öldürebilirim. Risk Skipper gelmezse öldü. Risk Skipper geldiyse Armor Smith yoksa öldü. Risk Skipper geldiyse Armor Smith varsa çok iyiyse yine öldü. Eski fenomen bakacağım sabına şimdi. Bir tane Warrior yensek. Bu tabii arkadaşlar bu versiyon bizimki daha iyi. Çekme daha bağlı. Ve bizim vurduğumuz demece bakın şimdi. 3, 5, 7, 9, 10 milyar. Kubik. Ama yine arkadaşlar hala ben şeyi yenemedim. Tempoyu yenemedim. Bu sersem Bladestorm'u yendik abi. Dursun mu ya? Bir dursun bakayım. Şimdi arkadaşlar Ibeam'in şu güzelliği var. Frozen Shadow Weaver'ı çok iyi counter'lıyor. Hani dediğim gibi adamın Frozen Shadow Weaver'ı sizi eziyor ya. O tur adama güzel cevap verebilirsiniz. Bayağı başarılı oluyor. Okey. Çok zor. Çok zor. Amber Wingo mu acaba mesela? Amber Wingo. Hocam küçük bir şans ama best moment'u sezdim. Rakibe saldırıp hemen arkasından kafasına, evet. Çünkü kendi avatarın o sırada orada olduğu için kendi kafana glaive bağladı bize. Evet, biliyorum o tür şeyleri. Ama tabii insanlık hali olabilir herkese.
Kafa. Bir dakika. Battlefield. Kafa. 27'yim. Battlefield. Kafa. 27'yim. Buna IB. Buna da bu. Mu. Acaba. Bir. Bir opsiyon bu. Diğer opsiyon. Power. Arkadaşlar bunun kartın bir acelesi yok. Şimdi bakın. Sağda olduğu zaman başka bir psikolojidesiniz. Solda olduğu zaman başka bir psikolojidesiniz. Yani ben bunu atacağım en de sonunda. Ve ben bunu Frozen Shadow Weaver atmak istiyorum. Çünkü adam en beni ezmek için pat Shadow Weaver işte şimdi vuramayacaksın filan. Fıt. Bir mana Shadow Weaver gitsin. 4 atık hem de. Yani 7 puan fark ediyor arkadaşlar adamın beklentisine. Adam diyor ki ben bunu 4 vururum. Siz diyorsunuz ki hiçbir şey vuramazsın. Ve ben 3 yaşam alırım. Okey. Ona Divine Shield veya 2 alt. Bu belli o. Olur. Battle Fiend, Hero Power atak, üzerine I-Beam. Herhalde artık bu I-Beam'in daha fazla verim alabileceğiniz bir yer söz konusu değil. Ama Battle Fiend'i mi öldürebiliyor? Yapabilecek bir şey yok herhalde artık. Daha da iyisini yapamayız. Yaratığı sağ kalması çok uzun arkadaşlar. Temizleyemedik yani. Bence elimizden geleni yaptık. Ve şimdi ben adamı freeze edeceğim. O güzel. Ama işte ölüyor. O Battlefield ölmesi çok güzel olacak. Yani Hero Power artı 1'e 2 ile öldürüyor. Ne olursa olsun hiçbir şey yoksa bile. Chaos Strike var. Okay. Okay, okay. Biraz iyi gitmeye başladın sen. Biraz sakinleşsen iyi olur bence. Biraz iyi gidiyor adam şu an. Açıkçası. Adamı freeze edelim. Yani arkadaşlar değer almak için kendimi yırtıyorum ben şu an burada. Nasıl öne geçerim? Nasıl öne geçerim? İşte bakın sağ kaldım mesela şimdi. Şimdi Greybound'u... Ha bunu kapat. Şimdi tur gelince Bonchur Brawler'la onu engelleyeceğim. Okey. Okey. Bir dakika. Buralar bayağı güzel olmaya başladı şimdi. Buralar yeşillendi şimdi. Evet, gel bakalım. Her zamanki hatamı yaptım. Standart değil mi? Bunu önce atmadım. Önemli değil çok. Büyük ihtimalle ben bu play yapacaktım ama yine de hata yani. Yapalım. Bir şey değiştirmedi. Evet, şimdi arkadaşlar işte adam buraya geçerken 1 milyon demeyeceğim yemek zorunda. Buyur gel. 15 yemek zorunda. 15. Adam 20. Okey. Tabii herkes deminki abi olmadığı için burada IBM taptek edemiyor. Niye diyen efendi gibi. Adam dedi ki 5 imanasını satayım. Ver biraz. Bu arada Twin Slice Little artık. Burada da bizim için acı olan şey arkadaşlar Gul'den'i çalıştıramamak bu turn. Çünkü adam çok döküldü yani. Baya hani Twin Slice Taptek iyi oldu. Allah razı olsun abi. Yani adam çok ciddi tehdit koydu arkadaşlar. 16. Adam da bir Twin Slice'a yitildi. Yalnız size enteresan bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Gravebound Adept de Little değildi. Son 2 mi? Son 2 mi? Vay son 2 biraz kazandık ya unuttum ben artık. Keyifler de geliyor tabii malum çok fark ediyor. Yani arkadaşlar keşke kaybedince de bu kadar keyifli olsaydım işte ben o şanslı olmanlarına çok takıyorum kafayı. Hani keyifli olmak çok zor oluyor. Çok nadiren kaybettiğim oyunlarda vay aferin o filan hani rahatsız olmadan şey yapabiliyorum. Şey olması lazım benim rahat kaybedilmem için arkadaşlar.
oyunun en başına kaybettiğime inandığım zaman hiç triggerlanmıyorum. Diyorum ki abi tamam bu gitti zaten. Ama özellikle kazanmak üzereyken ha mesela bu çok korkunç bir hareket. Beaming Sidekick var elinde yani. Peki. İyi bari. Tap tek ettik bir tane. Ama oyun özellikle bendeyken böyle inanılmaz şekilde elden alınca mesela 2 I-Beam Tap Tech'i artı bir tane tek Consume Magic Discovery ile gidince tabi o zaman şöyle bir falan oluyor. Şimdi burada arkadaşlar tabi High Legend herifler akıllı. Blöf yapıyordu yani şöyle. Flame Ward çekti dememek lazım. Adam Flame Ward çekti desin diye Ice Bear'i de oynamış olur. Şu an Ice Bear'i oynasan olur mu? Oynamasan olur. Zaten sıfır mana. Yani kesin Flame Ward çekti demememiz lazım burada. Yalnız benim elim niye bu kadar rezalet? Bu ne? Ben nasıl öldüreceğim şimdi adamı? Bu turn playable çekmezsek öldük. Playable. Ha 131'inciyiz abi. Sağ ol. Okey. Yani güne 150. başladık. 250'ye gibi bir yerlere indik. Sonra bayağı bir toparladı. Şimdi bir süredir bayağı kazanıyoruz. Warrior pek yani. Warrior. Hepsi yendi Warrior'ları. Hepsi. Hepsi yendi Warrior'ları. Bugün 10 tane falan Warrior gelmişti. Hepsi yendi. Hero Power kendine mi? Ha tamam yanlış gördüm değil mi? Okey. Evet. Flame Ward gibi gözüküyor tabii. Ama Flame Ward'sa adam bunu counter edecek. Yo, aslında bence Ice Bear hatta. Zaten vuracağım nedir yani. Yo, vurmuş lan. Ana. Peki. Vuralım suratına. Şimdi arkadaşlar bu kontrol mage'i bu iş yıpratıyor. Bu silah çok yıpratıyor. Uzu basamazsa. Çünkü vuruyor 12'yi. Bu deste çok hızlı değil ya. İşte nadiren hızlı açılır o zaman çok sıkıyor. Çünkü bak şimdi vurdum suratına. Tur gelince 14. Suratına metamorfoz 9. Bitti anasını satayım. Ölüyor. He. Taunt inemedi şimdi bir de. Tamam. Gitti. Al. Life falan tek kartını götürdü. Ice Barrier var. İşte burada Dragon Caster Palyaço Show Box yapabilir tabi. Oha! Vaaay wow, baksana. Wow, Ice Barrier arıyor arkadaşlar. Çok zekice aslında. Vay. Hareket gördük be. Öldün galiba. Bir mana bir şey çıkmaz herhalde değil mi artık? Vay. Abiye bak. Abimiz saygılar. Güzel hareketler.